Öyle tatlı uyuyordun ki kıyamadım. Oo! Epeyce tutmuşsun. Erken kalkanın kısmeti bol olur derler. Ver bana. Ah, biraz önce sana bir mektup geldi. Kahvaltı hazır mı? Fena acıktım. Tabii, hemen gidip çayı demleyeyim. Aha. Evine mektup yazmamam için yaptığın tembihi unutmuş değilim. Fakat mecbur kaldım. İkimizi de ilgilendiren bir mesele için seni derhal görmem lazım. Benim için bir ölüm kalım meselesi bu. Yarın bir zamanlar aşkımızı adadığımız, ölünceye kadar beraber olacağımıza yemin ettiğimiz yerde saat 18.30'da bekleyeceğim seni. Yalvarırım, hayal kırıklığına uğratma beni. Muhakkak gel. Sevgilerimle, Selma. Bir şeye mi sıkıldın sen mektupta? Yok. Mektup eskiden bizim fabrikada çalışan mühendis bir arkadaştan. Herhalde müşkül durumda. Görüşmek için çağırıyor beni. Bırak şimdi onu, senin durumun nasıl? Ne var durumumda? Çok iyiyim. Hem daha doğuma en az bir ay var. Arkadaşın İstanbul'da mı? Evet. O kadar eski arkadaşın olduğuna göre yardımını esirgemezsin herhalde. Tabii. Bugün kendisini görürüm. Akşam yemeğine geç kalırsam siz beni beklemeyin. Yiyin. Sözler hiçbir kuvvet ayıramayacak bizi, değil mi? Asla! Yarın akşam babanla görüşmek istiyorum. Hemen evlenmeliyiz. Biraz daha bekleyelim. Hazırlamam lazım onu, babam... Babanı razı edeyim, üzülme. Asla bu izdivaca razı olmayacağım. Sebep? Baba! Dışarı çık! Ama baba! Dışarı çık dedim sana! Sana sebebini izah etmeye mecbur değilim delikanlı. Derhal evimi terk et, hadi! Derhal! Yalvarırım, anla beni. Hayatta benden başka kimsesi yok. Onu böylesine yıkıp seninle gelemem. Biraz zaman bırak bana. Hayır. Ya şimdi benden gelirsin yahut da aramızda her şey biter. Yapamam. Yalvarırım. Suat! 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 Thank you.
gelmeyeceksin diye çok korktum. Gelmez olur muyum hiç? Nereye gidelim? Rahat konuşabileceğimiz bir yer olsun. Çok mücadele ettim. Babamı ikna etmek imkansızdı. Bir başkasıyla evlenmeyeceğimi, seni çılgınca sevdiğimi anlatıyordum ona. Tam o günlerde korkunç hakikati fark ettim. Hamileydim. Karnımda senin çocuğunu taşıyordum. Neden haber vermedin bana? Niçin? Hayatımın en acı anı bu işte. Kader yolumu çizdi diyordum. Babamı terk edip sana gelmeye karar verdim. Neden gelmedin? Gelemezdim. Çünkü evlendiğini duydum. Gazetede okudum. O zaman bütün dünyam, bütün ümitlerim yıkıldı. Ayrılık beni de yıkmıştı. Evlenirsem seni unuturum diye düşündüm. Bu sırada karşıma Nevin çıktı. Mükemmel bir kadındı. Evlendim. Mutlu musun? Memnunum. Sensizliğe ancak senin çocuğuna sahip olmakla katlanabilirim. Selma. Bütün ümidim, aşkım, yaşamım, tek gayem o olacak artık. Söyle, ne yapabilirim senin için? Babam durumu anlayınca beni reddetti. Sonra da bir trafik kazasında onu kaybettim. Çok yalnızım. Çocuğum doğuncaya kadar yardım et bana. Daha sonra nasılsa bakarım ona. Ne kadar var? Az bir zaman. Üzülme. O senin olduğu kadar benim de yavrum. Beraber bakacağız ona. Merhaba Hatice teyze. Dün akşam sizi çok bekledik. İşlerim vardı, dönemedim. Başınız sağ olsun oğlum. Tenzil el azizir rahim litunzire gavmen ma unzire abahum fehim gafilun lekat hakkal gavlu alel ekserihim fehim la yuminun inne ca'alna fi anagihim aglalen fehiye ilel eskan fehim mukmahun ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe avşeyna minna yusirudun ve sevâin aleyhime enzertehü emlem tünzirhum la yuminun innemâ tünzirhum men ittebâs zikre ve haşiyer rahmâni bil gîb. Ne zaman oldu? Bu gece, sabaha karşı. Doktor çağırdınız mı? Çağırdık oğlum. O gelinceye kadar da Ebu Hanım elinden geleni yaptı. Kanamayı bütün uğraşmalarına rağmen durduramadılar. Ölmeden önce bu mektubun size verilmesini söyledi. Allah size ve oğlunuza ömür versin. Sual. Seninle beraber olduğum her an dünyanın en mutlu kadını oldum. Seni son bir defa görmek, sevgimi fısıldarken ölmek isterdim. Nasip değilmiş. Sana oğlumu bırakıyorum Suay. Yavrumu, henüz çok gençsin. Er geç evleneceksin. Yalvarırım, oğlumu öz çocuğu gibi sevecek bir kadının varlığına inandığın an yap bu işi. Yavrumu üvey ana elinde ezdirme. Şayet böyle bir kadın yoksa yeryüzünde, o zaman da düşün, bir çare bul sevgili. Senden en büyük dileğim bu, elveda. Nasıl, nasıl sevindim bilemezsiniz. Dünyayı bağışladınız bana. Annesinin ruhu da huzur duymuştur. Seni çok severdi Nazlı. Artık süt anası olacaksın. Ona iyi bakacağınıza eminim. Sen hiç merak etme beyim. Allah'a emanet ol küçüğüm. Adını söylemediniz. Adı yok. Bir müddet daha isimsiz kalacak. Oğlum. Hayrola Emine Hanım? Dün sabah bir oğlun oldu. Oğlum mu?
Suat. Geçmiş olsun yavrum. Neden ağlıyorsun? Bırak çocukluğu. Bak, yanındayım işte. Şu ana kadar nasıl bedbahtım bilemezsin. Yalnızlık çok kötü. Kendini herkes tarafından terk edilmiş bir insan olarak hissetmek çok acı. Yalnız değilsin. Hiçbir zaman da yalnız olmayacaksın. Bu kadar çabuk olacağını bilseydim daha evvel gelirdim. Bir oğlumuz olduğuna nasıl sevindim bilemezsin Selma. Hep sana benzemesi için dua ettim. Karının öldüğünü neden daha önce söylemedin bana? Birçok defa söylemek istedim ama dilim varmadı. Nasıl oldu? Erken doğum yaparken öldü. Çok üzüldüm Suat. Çocuk ne oldu? Yaşıyor. Ve bir anneye ihtiyacı var. Eğer istersen bir zamanlar kurmayı başaramadığımız yuvayı şimdi kurabiliriz. Hayat ne tuhaf. Bir ölüm haberi ve ardından evlenme teklifi. Boyu beraber olmamız dileğiyle. Ve büyük aşkımızın şerefine. Sana belli etmek istemiyorum ama yavrumu çok özledim. Yarın Emine Hanım'a bir telefon etsek, çocuk nasıl acaba? Çocuk Emine Hanım'ın yanında değil. Anlamadım. Bak yavrum, beni iyi dinle ve ne yapmak istediğimi anlamaya çalış. Hepimizin mutluluğu için bir karar aldım. Çocukları bir müddet daha göremeyeceksin. Göremeyecek miyim? Evet. Dünyada hiçbir kadın 9 ay karnında taşıdığı, acısını çektiği çocuk kadar bir başka çocuğu sevemez. Suat! Benim 2 oğlum var. Biri ilk karımdan, diğeri senden. Tabiatıyla sen de her kadın gibi kendi çocuğunu büyük bir şefkatle sevecek, koruyacaksın. Diğerine karşı üvey ana gibi davranacaksın. Böylece çocuklardan biri mutlu, diğeri bedbaht olacak. Benim hakkımda nasıl böyle düşünebilirsin? Anası ölmüş küçücük bebeğe kötü bir üvey ana gibi davranabileceğimi nasıl iddia edebilirsin? Şu anda böyle düşünebilirsin. Fakat hakikat başka türlü olabilir. Ben her ihtimali göz önüne alarak bu kararı verdim. Çocukların ikisini de aynı süt anaya emanet ettim. Bir müddet orada kalacaklar ve büyüyecekler. Günün birinde 2 çocukla döneceğim eve. Ve sen hangisinin kendi çocuğun olduğunu asla bilemeyeceksin. Böylece her ikisini de aynı şefkatle sevecek, hiçbir zaman üvey ana durumuna düşmeyeceksin. Hepimiz mutlu olacağız. Korkunç bir şey. İnanılmayacak kadar korkunç. Hayatımda böylesine insanlık dışı bir düşünceyle karşılaşmadım. Çocuk olma. Hepimizin saadeti. Asıl çocuk sensin. Zalimce verilmiş bir karar bu. Asla bu karara boyun eğmeyeceğim. Çocuğumu istiyorum ben. Sakin ol. Sakin mi olayım? Unutma ki anayım ben, ana! Saçma sapan fikirlerinle bir anayı yavrusundan ayıramazsın. Sen istediğini düşün, dilediğin kararı ver, umurumda değil. Hiçbir kanun, hiçbir kuvvet bir anayı yavrusundan ayıramaz. 2 dünya bir araya gelse çocuğumu istiyorum ben. Çocuğumu anladın mı?
Selma! Buradan derhal gitmek istiyorum. Nereye? Bana zindan olarak hazırladığın yuvadan çocuğumu bulmaya. Hoş geldiniz kızım. Teşekkür ederim. Odama çekilmek istiyorum. Buyurun efendim. Buyurun, odanız efendim. Başka bir emriniz var mı? Sadece yalnız kalmak istiyorum, o kadar. Hanımefendi yemeğe inmeyeceklerini söylediler. Bana kırılmakta haklısın. Her insan için ilk anda şaşırtıcı, çarpıcı bir fikir. Karar verinceye kadar ben de güçlük çektim. Düşündüm ki biz ömrümüzün yarısını yaşadık. Mühim olan onlar, çocuklarımız. Onların tam bir sevgi ve şefkat içinde yaşamaları, büyümeleri şart. Belki birkaç yıl üzüleceğiz. Ama göreceksin sonu çok iyi olacak. Lütfen beni anla, yardım et. Mutluluğumuzu gölgeleme. İnan ki seni çok, çok seviyorum. Bu çocukların hangisinin ölen karımdan, hangisinin şimdiki karımdan olduğunu ben bile ölünceye kadar bilmeyeceğim. Gerçeği sadece ikiniz bileceksiniz. Ve bu sırrı ölünceye kadar saklamanızı rica ediyorum. Merak etmeyin Suat Bey. Ara sıra ziyaretinize geleceğim. Çocukları görmek için değil, ihtiyaçlarınızı karşılamak için. Bu yavrulara en az 6 yıl siz analık babalık edeceksiniz. Bizden yana hiç endişelenmeyin beyim. Allah bize çocuk vermedi ama şimdi 2 oğlumuz birden oldu. Yalnız ileride bunlardan ayrılmak bize çok zor gelecek. Allah yardımcınız olsun. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle beyim. İki ismi çok severim. Sertan ve Serkan. Adlarını sen koy Nazlı teyze. Sertan! Sertan! Efendim! Hadi yemeğe! Hadi bakalım, her zamanki gibi dua. Allah'ım, bize verdiğin nimete çok şükür. Bismillahirrahmanirrahim. Tam 6 yıl oldu. Daha fazla dayanamayacağım. Yemin ederim, her ikisini de aynı şefkatle seveceğim. Hiçbir zaman hakikati öğrenmeye çalışmayacağım. Getir onları artık, Allah aşkına getir. İnşallah bir gün bütün bu sözleri unutmazsın. Pekala. Yarın getireceğim çocukları. Ne dediğimi anlamadın galiba. Yarın çocukları getireceğim. Suat sevgilim.
İşte anneniz yavrularım. Hangisi? İkisi de. Uyuyor musun? Hayır, düşünüyorum. Ben de. Yeni evimiz çok güzel değil mi? Yeni annemiz de güzel. Evet ama sinirli. Neden acaba? Bilmem. Bir an için öz evladının hangisi olduğunu bilmemek çok korkunç. Bunun ne kadar büyük bir ıstırap olduğunu bilemezsin. Yalvarırım. Boşuna yalvarma. Senin için yapılacak bir tek şey var. İkisini de öz evlat olarak kabul etmek. Hakikati öğrensem de değişmeyecek bu. İkisini de aynı şekilde... Yalan söylüyorsun. Öyle olsa ilk günden söz verdiğin halde hakikati öğrenmeye çalışmazsın. Fakat bunu bilmek hakkım benim. Yıllarca yavrumu benden ayırdın. Şimdi de hakikati saklıyorsun. İnan ki... Ben de senin gibi hakikati bilmiyorum. Tanrım, yardım et bana. İçine düştüğüm bu korkunç kararsızlıktan kurtar beni. Güç ver bana, sabır ver Tanrım. Gelsenize. Sana çiçek topladık anneciğim. Çok teşekkür ederim. Ay! Neden korktun? Bilmem. Çalmasını öğrenmek ister misin? Top oynamayı daha çok seviyorum ben. Ben isterim anne. Sahi mi? Gel bakalım öyleyse. Otur. Kabiliyetin varsa bir öğretmen tutarım sana. Büyüyünce de konservatuvara gidersin. Ver elini şöyle tut. Ha, çok hafif. Ha, şimdi parmaklarını sırayla bas bakalım. Ha? Biliyor musunuz? Hayatımda hiçbir hediye beni bunlar kadar sevindirmedi. Demek beni çok seviyorsunuz. Anneciğim. Evet anneciğim. Belki de köydeki annenizi daha çok seviyorsunuz ha? Onu da severiz ama o bizim süt annemizdi. Herkes ona köyde Nazlı teyze derdi. Köyün adı ne? Dereköy'dü anne. Çok güzel bir köydü. Bir de Murat amcamız vardı. Kocamandı. Dereköy'ü... Nazlı teyze, bilmiyorum. Hangisinin sizin çocuğunuz olduğunu ben de bilmiyorum. Bütün gücümle çocukları birbirine karıştırmaya... ...hangisinin önce geldiğini unutmaya çalıştım. Çok güç oldu. Ama sonunda başardım. Yalan söylüyorsun. Hakikati saklamak için kaç para aldın söyle. Söyle 5 mislini, 10 mislini vermeye razıyım. Ne kadar istiyorsun söyle. Ben sadece emeğimin karşılığı olan parayı aldım o kadar. Aklınız varsa siz de benim gibi yapın. Hakikati öğrenmekten vazgeçin. İkisine de öz evladınızmış gibi sevin. Nasihate ihtiyacım yok benim. Ne yapacağımı biliyorum. Bu iş bu kadarla kalmayacak. Yakında tekrar görüşeceğiz. Nasıl? Ne olur benden gizleme. Eski arkadaşız Nejat. Biraz farklı. Görebilir miyim? Sadece bir dakika.
ve asla konuşmamak şartıyla. Suat... ölüyorum ben. Olur Selma, konuşma. Zorlama kendini. Yalvarırım, söyle. Oğlum... hangisi? Hangisi? Söyle. Yalvarırım, söyle. Bu ölmek üzere olan bir insanın son arzusu. Serkan. Oğlun Serkan. Anlamıştım. Biliyordum. Annemiz nasıl baba? Saati iyi mi? Merak etmeyin, çok iyi. Yaşayacak değil mi? Annemiz yaşayacak değil mi baba? Yaşayacak. Yaşayacak. Nasılsınız bugün? Çok iyiyim. Kendimi dünyaya yeniden gelmiş gibi hissediyorum. Aşağı yukarı öyle. Tam 15 gün ölümle pençeleştiniz. Yaşamanız bir mucize. Yaşaması bir mucize. Belki de ilahi bir kudret. Hastaneden çıkmasında bir mahsur var mı doktor? Yok, hayır. Hiçbir mahsur yok. Evinde istirahat edebilir. Dayanamam. Her şeyimsin sen benim, canımsın, canım. Anne. Hadi gel, odamıza gidelim. Yine mahzunsun ve ağlamak üzeresin. Ama sebebini biliyorum ben. Kadınlar böyledir. İki kişiyi birden sevmeye güçleri yetmez oğlum. Şimdi onu seviyor ama göreceksin biraz sonra seni sevecek. Sonra annen kardeşine top aldı, sana almadı diye üzülüyorsan haksızsın. Bak, bu el bir sanatkar eli. Top oynaman hata olur. Annen de böyle düşündüğü için top almadı. Piyano çalacak bu parmaklar ve göreceksin... Günün birinde büyük bir sanatkarın parmakları olacak. Hadi bırak artık şu tıntını, gidip oyun oynayalım. Sen git, ben biraz sonra gelirim. Olmaz, şimdi gel. Ne anlıyorsun bundan sanki? Bilmiyorum ama çok hoşuma gidiyor. Bir öğrenebilsem çalmasını... Madem bilmiyorsun, boş ver, hadi. Ne olur, rahat bırak beni. İnatçılık etme.
Kardeşin ne diyorsa onu yap. Ama baban piyano çal dedi. Babanı karıştırma şimdi. Bundan sonra benden izin almadan piyanoyla oynamayacaksın. Oynamıyorum ki ben. Ne yapıyorsun? Çalıyor musun yoksa? Küstah, şımarık! Bu taraflarınla kime benzediğini Allah bilir. Sinirime dokunuyorsun. Hayatımda senin kadar soğuk, sinsi bir mahlukla karşılaşmadım. Anne, anneciğim! Annemi! Bir daha bu kelimeyi duymayayım ağzından, anlıyor musun? Bundan sonra anne demeyeceksin bana, asla, asla! Selma! Bizi yalnız bırakın çocuklar. Bahçeye çıkın. Baba, kabahat benim! Bahçeye çıkın dedim. Görüyorum ki hislerine esir oluyorsun. Biraz evvel çok korkmuştun. Şuurunu kaybetmiş gibiydin. Evet. Ama senin yüzünden. Yıllarca acı çektirdin, hasret içinde yaşattın beni. Ve sen de hıncını çocuktan alıyorsun, öyle mi? Başka türlü hareket etmek elimde değil. Sadece onu korumak, mutlu etmek için beni yavrumdan ayırdığını düşündükçe kin duyuyorum. Öyleyse dinle beni. Kaza gecesi feci haldeydin. Her an ölebilirdin. Ölmenden korktum ve sana yalan söyledim. Yalan mı? Ne yalanı? Şerefim üzerine yemin ederim hakikati bilmiyorum. Hangisinin senin oğlun olduğunu bilmiyorum Selma. Yalan! Asıl şimdi söylüyorsun yalanı. Oğlumun hangisi olduğunu biliyorum artık. Hiç kimse, hiçbir kuvvet değiştiremez inancımı. Ben sadece hakikati söyledim sana ve yemin ettim. Hangisinin evinin, hangisi senin bilmiyorum. Nasıl istersen öyle hareket et bundan sonra. Yalnız unutma, üvey analık ettiğin çocuk seninki olabilir. Asla, olamaz, imkansız bu. Beni kandıracağını mı zannediyorsun? Budana değilim ben, aptal değilim. Zalim bir adamsın sen, zalim, zalim! Nefret ediyorum senden, anlıyor musun? Nefret! Hissizsin, taş kalplisin, bilmiyorsun ha? Ama ben biliyorum, tanıyorum oğlumu. Üzülme kardeşim, ne olur ağlama. Annem biraz sinirli. Ama seni de seviyor, beni de. Haydi ağlama. Allah'ım ve şerefin üzerine yemin ederim hakikati bilmiyorum. Thank you.
Konserde şahaneydin. Eminim ki bütün kızların yüreği titremiştir. Ne önemi var? Benim yüreğim titremedikten sonra. Neden? Annemin yüzünden. Annemin mi? Evet. Annem öylesine eşsiz, mükemmel bir kadın ki... ...karşıma çıkan her kızı ister istemez onunla mukayese ediyorum. Çiçekler hazır mı? 5 dakikaya kadar hazır beyim. Senin güvercinler ne alemde? Her gün sayıları artıyor. İnsan yakışıklı ve meşhur olursa... ...kızlar yakasına yapışır. Sevemiyorum bir türlü. Aşk istiyorum ben. Beni peşinden koşturacak, aklımı başımdan alacak bir kız çıksın karşıma istiyorum. Şimşek gibi çarpmalı beni. Hay acemi çaylak! Ne oluyor ya? Kör müsün? Pardon. Pardon bu iş. Ne biçim iş bu? Güpegündüz üstümüze çıkacaktın neredeyse. Pardon dedik ya, uzatma işte. Uzatırsak ne olur yani? Önemli bir şey yok, şurası biraz eğilmiş o kadar. Ne münasebet Sertan? Uzatma. Zararı ödetmeden hiçbir yere gitmem. Ya şuna 100 papel ver de def et başımızdan. Doğru konuş delikanlı, sadaka mı veriyorsun? Ne var, ne gülüyorsun? Hiç, delikanlı dedin de... ...kız o kız, gözünü aç da iyi bak. Kız mı? Tabii kız, şunu al da kendine bir gözlük al. İstemez, hediyem olsun. Ondan arkadaşına bir eteklik al da cinsiyeti meydana çıksın. Hadi yürü. Buyurun. Şaka maka ikisi de lokum gibi çocuklar. Ağzıma layık. Afiyet olsun. İşte gel de şu kızlardan birine aşık ol şimdi. Kız değil, kızılcık sopası. Neyse, sıhhatin nasıl? Çok iyiyim. Tahlillerin neticesi alındı mı? Hayır, yarın gideceğim doktora. İnşallah önemli bir şey yoktur. İnşallah. Biliyor musun, bu akşamki sürpriz çok güzel olacak. Evet, tam onlara layık bir sürpriz. Bizi buraya niçin çağırdılar, bir türlü anlayamıyorum. Herhalde bir bildikleri vardır, şimdi anlarız. Buyurun. Bu geceyi sizler için hazırladık. Evet ama niçin? Evet, sebep mi? Evliliğinizin 22. yılı. Tam 22 yıl bize ölümsüz bir aşkın ve mutlu bir yuvanın en güzel örneğini verdiniz. Suat! Evet yavrum. Harikulade bir an bu. Harikulade olan sizlersiniz. Her zaman eşsiz bir anne baba oldunuz bize. Canımızı versek hakkınızı ödeyemeyiz. Allah hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin sizleri. Yeter! Yalvarırım yeter! Biraz daha devam ederseniz ağlamaya başlayacağım. Hayır anne! Sevinç gözyaşları bile olsa ağlamanı istemeyiz. Bu gece en güzel gecemiz olmalı. Hadi, şerefinize! Allah'tan bütün kalbimle bizi birbirimizden ayırmamasını dilerim. Hep böyle mutlu olalım. Her şey için teşekkür ederim çocuklar. Anne, anne bu dansı... Evet ama önce hanginizle? Ne yapalım, kura çekeriz. 20 dakika önce doğduğuna göre ilk dans senin hakkın. Çok yakışıklı olduğunu biliyor musun oğlum? Ben de sizin için aynı şeyi düşünürüm hep. Çocukluğumdan beri acaba yeryüzünde benim annemden daha güzel anne var mı diye sorarım kendi kendime. Eşsiz bir komplimancısın sen. Hayır anne, doğruyu söylüyorum.
Neden öyle bakıyorsun, konuşsana. Ne konuşayım anne? Bir atımlık barutum vardı, biraz evvel tükendi hepsi. Müsaade et de biraz da biz dans edelim delikanlı. Oh, tabii baba. Bütün tahlil neticeleri ve röntgenler tertemiz. İşte hepsi burada. Konsültasyon neticeleri de müsbet. Aslan gibisin maşallah. Hiçbir şeyin yok delikanlı. Teşekkür ederim efendim. Estağfurullah. Doktor, zayıflamasının sebebi ne? Son 2 ayda tam 4 kilo verdi. Çok hassas ve asabi bir bünyesi var. Son günlerde kendini bir hayli de yormuş. Evet efendim. İmtihanlarım vardı. Beni dinlersen oğlum, bir müddet her şeyi bir yana bırak. Hatta bir seyahate çık. Gez, eğlen, dinlenmeye ihtiyacın var. Haklısınız efendim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle, güle güle. Doktor, birbirimizi iyi tanıyoruz. Her şeyi açıkça konuşabiliriz. Pekala. Oğlunuzun hastalığı tahminimizden çok daha vahim. Maalesef çok geç kaldık. Geç mi kaldık? Peki ama nesi var? Yalvarırım söyleyin doktor. Lösemi. Açıkçası kan kanseri. Olamaz. Olamaz. Hayır, imkansız. Yanılıyorsunuz doktor. Daha çok genç. 21 yaşında henüz. Maalesef bu menhus hastalık genç yaşlı dinlemiyor. Lösemi bilhassa gençlerde daha tehlikeli. Ne yapmamız lazım? Gücünüze, bilginize inanıyorum. Ne yapın yapın, kurtarın oğlumu. Milyonda bir ümit olsa neler yapmam. Bence yapılacak bir tek şey var. İnsanüstü bir gayret sarf ederek ona hastalığını hissettirmeyeceksiniz asla. Ve kısa ömrünü en güzel, en mutlu şekilde yaşaması için ne lazımsa yapacaksınız. O kadar. O kadar ha? Hiçbir ümit bırakmıyorsunuz demek. Yavrumu, aslan gibi bir delikanlıyı bu kadar rahatlıkla ölüme mahkum ediyorsunuz ha? Selma, inanın bana! Hayır, inanmıyorum! Doktor değilsin sen! Düzenbazsın, sahtekarın birisin! Kalpsiz, vicdansız bir adamsın! Katilsin, katil, Selma. Katil! Selma, kendine gel, kendine gel! Beni dinle yavrum. Yalan! Yalan söylüyor, katil o! Ölmeyecek yavrum, ölmeyecek, 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 ölmeyecek! Yine üzgünsün baba. Evet. Hastalarından biri için mi? Çok mu genç? Nereden tahmin ettin? Her zaman böyle oluyor. Genç ve ümitsiz bir hastan olduğu zamanlar tıpkı bu geceki gibi üzgün oluyorsun. Beni kaybetmekten korkuyorsun, değil mi baba? Neler saçmalıyorsun Allah aşkına? Korkuyorsun baba. Annem öldüğü günden beri beni de kaybetmek korkusu içinde yaşıyorsun. Ama ben ölmeyeceğim. İki büklüm bumburuşuk bir nine oluncaya kadar yaşayacağım baba. Çünkü çok seviyorum seni. Yavrum. Söyle bakalım. Arkadaşlarınla Abant'a ne zaman gidiyorsunuz? Yarın sabah babacığım.
Anne! Ağlıyorsun sen. Şey... Son günlerde bir başka türlü bakıyorsun bana. Adeta acır gibi. Çocuksun sen. Men var söyle. Doğrusunu söyle. Doğrusu çok seviyorum sizi. Böylesine mutlu olmak korkutuyor beni. Asıl çocuk sensin. Küçücük bir çocuk. Evet. Hangisinin kendi çocuğum olduğunu öğrenmemeye bir ömür boyu katlan... Sonra da ikisinden birini kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya kal. Yalvarırım gidelim buradan. Hiç olmazsa birkaç gün uzaklaşalım bu evden. İnsan içindeki acıyı da beraber götürdükten sonra nereye giderse gitsin fayda yok. Ama madem ki istiyorsun gidelim yavrum. Uzak iklimlere
al beni de. Götür o gün sevgilere. Bir gün gelir de yaşarız aşkı delice. Al beni de, al beni de, ne olur. Yalan olsa da razıyım ben inanmaya. Her zaman sana, sana bilerek anmaya. Al beni de, götür uzak iklimlere. Al beni de, götür o tüm sevgilere. Bir gün gelir de yaşarız aşkı delice. Al beni de, al beni de, ne olur. Sizi seyrettiğim için kızmayın lütfen. Sanatkarlar güzel şeyleri seyretmekten büyük zevk duyarlar. Ressam mısınız? Hayır, müzisyenim. Memnun oldum. Bir sanatkarın övgüsü en güzel iltifat bence. İltifat etmiyorum. Çok samimi konuşuyorum. Biliyor musunuz, daha önce de seyrettim sizi. Dans ederken. Beğendiniz mi dansımı? Çok. Bana öylesine heyecan verdiniz ki, sizin için bir beste bile yaptım. Ciddi mi söylüyorsunuz Allah aşkına? Dinlemek ister misiniz? Tabii. Benim için büyük bir zevk olur bu. Yalan olsa da razıyım ben inanmaya. Her zaman sana, sana bilerek kanmaya. Al beni de, götür uzak iklimlere. Al beni de, götür o gün sevgilere. Bir gün gelir de yaşarız aşkı delice. Al beni de, al beni de, ne olur. Beğendiniz mi? Beğenmek ne kelime? Bayıldım. Böyle güzel bir şarkıya ilham perisi olmak öyle mutlu etti ki beni. Ağlamak geliyor içimden. Hıçkıra hıçkıra ağlamak istiyorum. Hayır, ağlamayın. Bir damla gözyaşınız bin şarkıdan daha kıymetli bence. Arkadaşlığınızı vaat edin yeter. Bu andan itibaren arkadaşız. Ölünceye kadar. Ayşeciğim, Mine. Çok özledim seni. Ben de. Hadi hemen gidelim. Arabanın benzini bitmek üzere. Yolda alırız. Peki. Hay Allah! Hmm.
Gene mi sen? Bana ille de çarpıp sakatlamak istiyorsan buralara kadar takip etmene lüzum yok. Aa! Deli mi ne? Seni takip eden kim? Sen! Hadi oradan! Kendini ne zannediyorsun Allah aşkına? Takip ediyormuşum. Al şu kartımı, istediğin zaman gel. Ne istersen yap. Ama bir daha sefere kimin kime çarpacağını Allah bilir. Vallahi kendini beğenmiş delinin biri bu. Deli değil kız, futbolcu. Tanıyor musun? Fenerbahçeli'nin meşhur Serkan. Meşhur ha, şımarık oluşundan belli. Adını ilk defa duyuyorum. Nen var yavrum? Çok neşesiz görüyorum seni. Neşesiz değilim anne, düşünüyorum. Onu mu? Yoksa... Bilmiyorum. Eskiden dünyayı toz pembe görüyorum sözünü laftan ibaret zannederdim. Halbuki şimdi onun yanındayken hakikaten toz pembe görüyorum dünyayı. Aşk mı bu? Hadi çocuklar, Mine'nin aramıza katılışının şerefine. Acaba bu güzel topluluğa biz de katılabilir miyiz? Serkan! Tabii, merhaba! Merhaba, sizi kardeşim Serkan'la tanıştırayım. Tanışıyoruz. Tanışıyor musunuz? Evet, küçük hanım çok usta şofördür, bilmiyor musun? Arabasını görür görmez kaçmazsan canını zor kurtarırsın. Caddelerde elinden tutarak yürüt kardeşini. Arabalara toslayıp çiğnenebilir bir gün. İsterseniz dans ederek konuşalım ama yavaş yavaş, kimselere çarpmadan. İlk dansı Serkan'la yapmak istiyorum. Ya, öyle mi? Ben de sizi yalnız bırakmayayım. Tabii, hay hay. Dikkatli ol Mine, ayaklarını çiğnemesin. Ne tuhaf, birbirinize hiç benzemiyorsunuz. Çok benzeriz. Biriniz şımarık ve geveze, öbürünüz saygılı ve romantik. Aksi tesadüfler Serkan'ı yanlış tanıtmış sana. Hanginiz daha büyüksünüz? İkiziz biz. Damlara değişelim, değişiklik olsun. Pekala. Bir kaza olursa imdadımıza koşarsınız. O kıyafetin altından bu kadar güzel bir kızın çıkacağını asla tahmin edemezdim. Ah evet, çok güzelimdir. Başka? Öfkesi bile tatlı, zeki, şirin. Bütün kızları böyle mi tavlarsınız? İnanır mısınız, bugüne kadar hiç kız tavlamadım ben. Hep onlar tavladı beni. Ama bu sefer ben tavlayacağım. Kimi? Seni. Avucunu yala sen! Bırak beni! Hayır! Bırak diyorum yoksa rezil ederim seni! Akşam neden kızdı o kadar? Kendisini tavlayacağımı söyledim. Niyetin ciddi değilse boşuna uğraşma. Bambaşka bir kız o. Sizin aranızda bir şey var mı? Hayır. Arkadaşım sadece. Arkadaşız. Öyleyse mesele yok. Merhaba. Ne istiyorsun? Rica etsem şöyle bir alıcı gözle bakar mısın bana? Baktım. Harikulade bir kıza izdivaç teklif etmek istiyorum. Acaba beğenir mi beni?
Aklı başında bir kız erkeğin şekline değil, karakterine önem verir. Öyleyse kendimi tanıtmak için fırsat ver bana. Oh, güzel bir usul. Meşhur bir futbolcuyum diye önüne çıkan her kızı tavlayacağını zannediyorsan avcunu yala sen. Affedersin, ayağım takıldı. Yanlış yere düştün, kireç kuyusuna yuvarlanmalıydın. Ateş ocağına düştüm, gölde bile tutuşuyorum. Gider misin yanımdan? Ardından gelebilirim ancak. Dünyanın öbür ucunda bile karşında bulacaksın beni. Çekil yolumdan. Beni çiğnemeden geçemezsin. Bravo, bravo! Bana çarpıp yıkmadan geçebildin. Ne istiyorsun benden? Seni. İnanmanı istiyorum artık. Seni seviyorum. Benle evlenir misin? Bana evet diyene kadar bırakmayacağım peşini. Kıyamete kadar bekleyeceksin öyleyse. Bekleyeceğim Ayşe. Çünkü seni seviyorum. Bütün kalbimle seviyorum. Güzel bir çift. Birbirlerine çok yakışıyorlar. Evet. Neden endişelisin? Hayır, endişeli değilim. Sana öyle geliyor. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Ayrılık çok acı. Gidiyor musun? Evet. Pazar günü maçımız var. İstanbul'da olsaydın davet ederdim seni. Maç seyretmekten hiç hoşlanmam. Biliyorum. Ama senin gelmen uğur getirirdi bana. İstanbul'a döndüğün zaman arayabilir miyim seni? Senin beni bulman zor. Ama ben kolaylıkla bulabilirim. Çünkü sen meşhur bir insansın. Arayacağım seni. Doğru mu söylüyorsun? Hayatımda hiç yalan söylemedim. İnan bana, şu anda sana sarılıp öpmemek için kendimi güç tutuyorum. Güle güle Serkan. Biraz önce ayrıldı Ayşe Hanım. Arkadaşıyla beraber gitti. Nereye gitti? İstanbul'a döndüler. Dün akşam garip bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah.
Evleniyordum. Damat olmuştum. Yanımda beyaz tül gelinliği içinde o vardı. Ayşe mi? Evet. Öyle mutluydum ki bilemezsin. Eli avuçlarımın içindeydi. Benim üzerimde beyaz bir elbise vardı. Ama sonra o elbise kefen oldu bana birdenbire. Gidelim anne. Artık İstanbul'a dönmek istiyorum. Fenerbahçe Eskişehir spor maçından izlenimler. Takımlar sahaya çıkıyorlar. Kaptan Nedim Fuat ve baş önde Serkan. Serkan, geçen haftanın en başarılı elemanı. Fenerbahçe'nin genç, dinamik, teknik, centilmen futbolcusu Serkan. Bakalım bu hafta Eskişehir spor karşısında aynı başarıyı gösterebilecek mi? Kırmızı şimşeklerin bir atağı, top kaptan Fethi'nin başında ve Yılmaz yarım röveşatayla çevirdi. Canlı, enerjik, zeki bir futbolcu. Top Fuat'ta, Fuat driplingle topu takip edişi, geldi, rakibini kontrolü mükemmel. Bir Eskişehir spor 0, taraftarlar büyük bir sevinç içerisinde. Gördüğünüz gibi sayın seyirciler, bu golün hazırlayıcısı, geçen haftanın ve bu haftanın yıldızı Serkan oldu. Kaptan Nedim'de top, Canan'ı aradı. Canan topun üzerine basıyor. Bir geri pası Serkan'da. Serkan'ın mükemmel bir çalımını seyrettik. Doldurdu topu ileriye doğru. Canan vurdu ve gol. Fenerbahçe 2, Eskişehir Spor 0. Taraftarlar büyük bir sevinç. Ne cevap verdin? Fenerbahçe, Sarı Kanaryalar, Eskişehir Spor karşısında 2-0'lık bir... Her zamanki gibi arkadaşça konuşalım ha. Her iki golde de günün yıldızı Serkan'a imzası var sayın seyirciler. Seviyorum baba. Mükemmel bir futbol oynuyor. İşte Muharrem. Sağ taraftan kayıyor. Şimdi kendi topuna koşuyor. Söyle, ne yapabiliriz? Bilmiyorum. Yüzüne baktığım her an öleceğini düşünmek kahrediyor beni. Yaşadığı her an mutlu olmasını istiyorum. O kızla evlenmeli Suat, muhakkak evlenmeli. Bu kararı biz değil, ancak doktor verebilir. Belki de bu aşk, bu evlilik bir mucize yaratabilir. Hemen gidip konuşacağım doktorla. Aşk bir şiir gibi hastayı hayata bağlar çoğu zaman. İnanılmayacak mucizeler yaratabilir. Allah'ım, belki de oğlum... Hayır, size boş yere ümit vermek istemem. Kan kanseri benzeri olmayan menhus bir hastalık. Hiçbir ümit yok mu? Maalesef. Nasıl seviyor kızı bilemezsiniz. Her an onu düşünüyor. Evlilik, mutlu bir hayat. Hepsi o kadar. Bu konuda düşünülecek bir kişi var. Sevdiği kız. Oğlunuzu birkaç ay mutlu etmek uğruna bir başkasının evladını kurban etmek korkunç bir şey. Merhaba baba. Merhaba yavrum. Alışverişe çıkmıştım, biraz uğrayayım dedim. İyi ettin yavrucuğum. Sizi kızımla tanıştırayım Selma Hanım. Kızınız mı? Biliyor musun? Bugün babamın muayenehanesinde annenle tanıştım. Pazar günü bizi yemeğe davet etti. Sahi mi söylüyorsun Allah aşkına? Tabii sahi. Annene bana karşı olan ilginden bahsettin mi? Hayır. Ama çok zeki kadındır anne. Muhakkak bir şeyler hissetmiştir. Bana da öyle geldi. Göreceksin, bu davette fevkalade bir şey geçecek. Pazar günü hayatımın en güzel günü olacak Ayşe. İnşallah. Elinize sağlık. Yemekler nefisti. Afiyet olsun. Kahvelerimizi bir köşede şöyle baş başa içsek, ne dersiniz? Memnun olurum. Buyurun öyleyse. Ayrıca pul koleksiyonumu da göstermek istiyorum çok size. Çok sevinirim. Sertan, bize yardım eder misin yavrum? Tabii baba. Buyur doktor. Biz de bir köşeye çekilip dedikodu yapsak, ne dersin? Memnun olurum. Gel öyleyse. Thank you.
Karınızla iftar ediyorsunuz, değil mi? Tabii. İkisi de eşi bulunmaz birer evlat. Bütün arzum mutlu olmaları. İnşallah olurlar. Bu biraz da senin elinde. Oğlumla evlenmeni, kızım olmanı istiyorum. Sertan seni büyük bir aşkla seviyor yavrum. Sertan mı? Yok, imkansız olamaz. Neden? Çünkü Serkan'la evlenmeye karar verdik. Birbirimizi seviyoruz. Allah'ım, korkunç bir şey bu. Hiçbir zaman razı olamam buna. Ne bahasına olursa olsun Sertan'la evleneceksin. Özür dilerim. Yaşım küçük ama başkalarının kararıyla evlenecek kadar çocuk değilim. Dur! Yalvarırım dur! Dinle beni yavrum! Her şeyi anlatacağım sana. Sertan çok hasta, günleri sayılı. Çok yakında ölecek, ölecek! Yalan söylüyorsunuz. Çok kötü bir insansınız. Beni bu evliliğe razı etmek için oğlunuza ölümü yakıştırmanızı nefretle karşılıyorum. Yakıştıran ben değilim, Tanrı! Anlıyor musun, Tanrı? Kan kanseri olduğunu, hiçbir ümit kalmadığını söyleyen de baban, senin baban. Eğer inanmıyorsan git sor, hadi git! Ne oluyorsun ya? Bu ne heyecan böyle? Sus! Biraz sonra güzel bir sürprizim var sana. Hayrola? Sabırlı ol biraz. Annem de aynı hastalıktan öldü. 7 yaşındaydım o zaman. Istırap içinde inlerdi. Hep dua ederdim Allah'a. Anneme daha fazla acı çektirme Allah'ım diye yalvarırdım. Şimdi ben sana yalvarıyorum. Allah aşkına evlen onunla. Yapamam. Bütün hayatımı, saadetimi, aşkımı bir insanı sadece birkaç ay mutlu etmek uğruna feda edemem. Kızım, yavrum, biliyorum haksızlık ediyorum sana. Kendini ateşe at, kül ol diyorum. Ama unutma ki bir anayım ben. Şimdi bilmezsin ama bir gün mini mini bir bebeği kollarına alınca anlayacaksın analığın ne demek olduğunu. Bir ana olarak yalvarırım hayır deme. Ellerini, ayaklarını öpeyim. Kulun kölen olayım, hayır deme. Evlen onunla. Ne olur yapmayın, kurban etmeyin beni oğlunuza. O öldükten sonra ne yaparım, nasıl geri dönerim? Kaybettiğim mutluluğu nasıl bulurum? Hayır, hayır yapamam, imkansız bu, yapamam, yapamam! Ayşe hakkında ne düşünüyorsun? Hı? Eşsiz bir kız. Ya hislerin? Neden soruyorsun? Hiç, sadece merak. Belki de bu suali daha önce sormam lazım. Neden daha önce? Sonra izah ederim. Önce cevap ver. Ayşe ile evlenmeyi düşündün mü hiç? Buna başka türlü cevap vereyim. Senin yerinde olsam hemen evlenirim onunla. Kimden bahsediyorsunuz Allah aşkına? Ben hediyelik eşya değilim, insanım. Bir genç kızım. Bir çiçek buketi gibi birbirinize takdim edecek kadar beni küçümsediğiniz için size teessüf ederim. Asla! Özür dilerim. Evleneceğim erkek hakkında ancak kendim karar veririm. Bütün kalbimle sevdiğim, ölünceye kadar mutlu olacağıma inandığım erkekle evlenirim ben. Allah'a çok şükür, kimi sevdiğimi biliyorum. Kimi? Seni. Seni seviyorum Sertan. Geç de olsa anladım bunu.
Bütün ruhumla seviyorum seni. Seviyorum, seviyorum! Ben de seni seviyorum. Ölesiye seviyorum Ayşe. Yapamazsın bunu. Düşünsene, ancak birkaç aylık ömrü kaldı. Kendini nasıl kurban edersin? Bütün hayatını, saadetini bir başkası için nasıl feda edersin? Baba, hayatın boyunca başkaları için yaşadın sen. Ben de senin kızınım, nasıl yapma dersin? Çok, çok zor bir rol aldım üzerime. Yardım et de başarayım bu rolü. Mutlu bir nişanlı, mutlu bir gelin olayım. Erkan, burada ne işin var yavrum? Hadi içeri gir, kardeşini tebrik etmen lazım. Tebrik ederim Ayşe. Bütün kalbimle saadetler dilerim. Çok şanslısın. Kıymetini biliyorum. Mesut musun? Sormaya lüzum var mı? Gözlerimden anlamıyor musun bunu? Gözlerinde mutluluk kadar hüzün de var. Gelinlik giyen her kız da böyle olur. Genç kızlığa veda etmenin hüznü bu. Sabını anlıyorum. Ama içki içmekle hiçbir şeyi halledemezsin. Rahat bırakın. Doktorsunuz biliyorum. Ama kızınızın kalbimde açtığı yarayı tedavi etmenize imkan yok. Hayatımın sonuna kadar nefret edeceğim ondan. Çünkü zalimce kalleşçe vurdu beni. Sus! Madem ki kızımı bu şekilde itham ediyorsun, hakikati anlatacağım sana. Fakat bu hakikat, aşkını kaybetmekten daha çok ıstırap verecek sana. Kahrolacaksın. Allah, yardım et bana. Güç ver bana Allah. Ayşe? Evet, her şeyi öğrendim. Nasıl acı çekiyorum bilemezsin Ayşe.
Metin olmaya çalış. Nasıl olurum? Kardeşim o benim. Canım kardeşim, kan kanseri. Birkaç ay sonra öleceğini düşününce çıldıracak gibi oluyorum. Beni affettin mi? Nasıl affetmem? Minnet borçluyum sana. Şükran borçluyum. Dizlerine kapanmak, ayaklarını öpmek istiyorum senin. Kardeşim uğruna yaptığım bu fedakarlık için tapmak istiyorum sana. Yalvarırım ya. Ayağa kalk. Ben isteyerek evlendim onu. Sen bir meleksin, tapıyorum sana. Hayır, hayır. Gel bakalım hanım, biz de dans edelim. Ah, bu dansı mı? Neden olmasın? O kadar ihtiyarladık mı? Vallahi çocuksun hadi, sen. Hadi gel. Müsaadenizle. Bak bak, öyle yap sen de. Geçen çocukluğum, gençliğim için şükran borçluyum size. Helal et sütünü Nazlı teyze. Helal olsun yavrum. Sakın, sakın bu acı ayırmasın sizi. Yaptığınız fedakarlığın karşısında aciz kalamazdım. Yapabileceğim tek bir şey vardı benim. Ölmek. Ben de onu yaptım işte. Ruhumun huzur duymasını istiyorsanız hemen evlenin. Bir tek isteğim var sizden. Oğlunuz olursa adını Sertan koyun. Anneciğim! Oğlum, aylardır her gün buraya geliyorsun. Çok acı çekiyorsun, anlıyorum. Eğer size bir faydası olacaksa hangisinin oğlunuz olduğunu söyleyebilirim artık. Hayır. Hayır, sus. Yalvarırım. Yalvarırım. Söyleme. Söyleme. Söyleme.
Allah'a ısmarladık anne. Güle güle yavrum. Oğluma iyi bak. Sık sık mektup yaz. İhmal etme. Peki baba. Thank you.